Yanında sürekli emanet taşıyor muydun? Bunu kullanmak zorunda kaldın mı? Peki kavgalarda hiç dayak yediğin oldu mu? Burada anlatmak ister misin? Semtimizin genel kanunlarından, kurallarından biri emanetsiz delikanlı olmaz. Bir şahinim vardı benim. 34 Roş 01 etikettik yani. Artık polisler bizi tanıyordu. Arkadan Osman sağ çek dedim mi sağ çekiyorduk böyle. Artık o öyle bir etiket olmuştuk. O şahinin bir havası vardır böyle. İçine girdiğin zaman hafif şöyle oturursun. Hani o Teyibe'de Müslüm Baba'yı koyarsın Pioneer 9300'e. O zaman dünyayla bütün bağlantın kesilir. Bana şişeyi bir fırlattı abi. O esnada şöyle gözüm bir otoparka kaydı. Hani böyle Truva filmini izledim mi abi? Böyle geliyorlar ya. Attılar mı attılar böyle palalar, bıçaklar falan. Böyle bir 20-30 kişilik grup geliyor abi. Ama o geliş yani bildiğin tıkı tık tıkı tık seslerle yani. Adım Osman Aksoy. 1982 doğumluyum. Doğuma büyüme İstanbul Kadıköy Fikirtepe'liyim. Fikirtepe'de işte dolaylı sebeplerden dolayı lise hayatını bitiremedik. Eskiden esnaflık yaptım bir dönem. Bir dönem yakın korumalık yaptım. Şimdi Tahtakale'de esnaflık yapıyorum. Bu işlere nasıl başladın? Semtimizin vermiş olduğu rüzgardan dolayı yani o yaşantıdan dolayı bir insanın merakı ve hevesi oluşuyor ister istemez. Tabii askerde de yakın korumalık yaptım. Bir paşa korumalığı yaptım. Orgeneral korumasıydım. Orada bize eğitim falan verdiler. Orada da eğitim alınca biraz benim vücudum falan gelişmeye başladı yani. Askerdeyken biraz zayıftım. O eğitimlerden dolayı geliştim. Sonra mahalleye geldim işte Fikirtepe'ye geldim. Geldiğimde zaten arkadaşlarımın çoğu bıraktığım gibi değildi. Hepsi kendisine göre gayrimeşru alemde bir şeyler yapmak isteyip bir ismin, bir namın kendisini ispatlamanın peşine düşmüştü. İnsanlar bu tarafa doğru savrulurken sen istediğin kadar daldan tutunmaya çalış. Sen de bu şekilde devam ediyorsun yani. Tabii ki bunun genel anlamı arkadaş ortamı, arkadaş manasıyla başladı bu işler. Allah kimseyi de bir daha bu işlere düşürmesin diyelim. Film ve dizilerdeki semt hayatı ile gerçek hayattaki semt hayatı arasında benzerlikler var mı? Ya bazı konularda gerçekten çok benzerlik var ama benzerliği olduğu nokta böyle hırlı küllü mevzulu noktalar değil. Çünkü dizileri ben baktığım zaman 5 dakikada bir 50 tane adam ölebiliyor aynı anda. Semt hayatında böyle bir şey olmaz. Ya olursa da zaten oraya polis anında teşkil eder. Yani adamın elinde silah hala ateş ediyoruz filmlerde. Ama maddi anlamda bazen bakıyorsunuz insan bir filmde çaresiz kalıyor. İşte bir çocuk bir kızı sevmiş, cebinde parası yok. O tarz olaylarda birbirine çok benziyor. Çocuk işte o kızı mutlu etmek için, tatmin etmek için artık gayrimeşru hayata başlıyor. İşte kimisi torbacılık yapıyor, kimisi silah kaçakçılığı yapıyor. İşte kimisi gitmiş bir abisinin yanında. İşte kimisi gitmiş meyhanede kapıda bekliyor. Kimisi tetikçiliğin peşine düşmüş. Yani semt hayatında kendi ailesi için de bunu yapan var. Ailesinin haberi yok. Çocuk bakıyor ailesi gariban. Diyor ki bu aileden ben kendimi feda edeyim. Girersem en fazla 3 sene cezaevinde yatarım. Ama ailemi maddi anlamda kurtaracağını düşünüyor ama ailesi böyle düşünmüyor işte. Benzerlikler bu şekilde var ama öyle işte bir adam çıkıyor 5 kişiyi dövüyor, 6 kişiyi dövüyor böyle bir şey yok abi. Anında patates oluyorsun yani. Gözü hastanede açabilirsin. Yanında sürekli emanet taşıyor muydun? Bunu kullanmak zorunda kaldın mı? Semtimizin genel kanunlarından, kurallarından biri emanetsiz delikanlı olmaz. Yani bu emanet bıçak olabilir, silah olabilir. Silah her yerde taşıyamayabilirsin. Silah arabada bir yere zula yaparsın falan böyle. O kimsenin bulamayacağı bir yere gömersin. Ama çakıydı, bıçaktı. Bu tarz emanetlerde semtimizde emanetsiz çocuk yoktu yani. Semtimizde emanetsiz gezen bir kardeşimiz yoktu. Ha varsa bile bizim yapımızda, bizim tarzımızda değildi. Onlar kendi işinde, gücünde, okuyan vesaire gibi kişilerdi. Ama emanet taşıdığımız çok oldu. Emaneti kullanmak zorunda da kaldık maalesef. Sen şimdi bir şekilde kendini de savunmak zorundasın. Ama tutup da durduk yere kimseye bir emanet çekmemiz ya da bir şey yapmamız olmadı. Ha, olana da müdahale ettik, yapma dedik. Bu yanlış dedik. Netice itibariyle o semtte emanetsiz gezemezsin abi. Orası Fikirtepe abi. Emanetsiz olmaz. Ya şimdi tabii değişti, çok değişti. Yani eskiden farklıydı, şimdi çok farklı. Yani bu bahsettiğim bir 15-20 sene önce falan o zaman emanet taşınırdı yani. Çünkü kimin ne olduğu, ne olacağı, olayın nereye akacağı hiç belli değil yani. Bu şekildeydi. Mahallede sıkıntı çıkaran birine nasıl tepki veriyordun? Şimdi mahallemizde sıkıntı çok olurdu bizim. Bizim mahallemiz zaten sıkıntısız olmazdı. Zaten sıkıntı yoksa sıkıntı vardı. Kesin o gün başka bir sıkıntı vardı yani. Bu sıkıntı nasıl bir sıkıntı? Önemli olan sıkıntının nereye gideceğiydi. Yani örnek veriyorum bu bir namus davası mı? Ekmek davası mı? İşte bir kız davası mı? Yoksa bu boş bir dava mı? Mesela genelde bizim kardeşlerimiz kendi aralarında pek tartışmazdı ama tartıştıkları zaman kullandıkları maddelerden dolayı alkol, esrar. Şimdi biz bu
adamlar tartışıyordu. Biz bunları getiriyorduk bir ara. Biz de bunların abileriyiz sonuçta. Benim yanımda da sevdiğim kardeşlerim var. Onlar da o konularda çok adaletliydi. Allah razı olsun. Yani böyle gerçekten de cinayet çıkacak meseleleri aydınlattılar. Allah razı olsun hepsinden. Mesela adam içmiş, gitmiş öbürküsünün evin önünde bağırmış, çağırmış falan, bir sıkıntı yapmış. Adam kendinde değil. Hani derler ya, sarhoşun mektubu okunmaz. Harbiden okunmaz abi. Şimdi adamı orada yapma falan filan dersen, sen de ona gider yaparsan o iş büyür. Bu durumlarda benim bir arkadaşım vardı, kendi akranım yine. Bu sıkıntıyı çok yapardı. Çok alkol içerdi, bağırırdı, çağırırdı falan böyle. Bizim hatırımıza, bizim kardeşlerimizin hatırına kimse bir şey yapmazdı. Arardı beni, abi derdi, Allah'ını seversen gel bunu gel al, bu gene patates oldu. Bunu kurtar buradan derdi. Giderdim, Osman yapma kardeşim, kendine gel, bunlar böyle değil. Başlardı, sarhoş adamı biliyorsun. Beni sevmiyor musun? Sarhoş ağızları. Ya seni seviyoruz ama böyle yapman doğru değil. Ya da farklı bir olay. Onu alıp götürürdük, evine bırakırdık. Diyelim ki iki kişi tartışmış, birbirlerine alacak verecek yüzünden girmişler, bizi aramışlar. Abi bu meseleyi çözer misin? Şimdi o adamı dinliyorsun, o adam haklı. O adamı dinliyorsun, o adam haklı. Yani böyle meseleler de çok var. O diyor ki abi diyor, benim diyor param yok, nasıl ödeyeyim? O diyor ki abi versin, ben de başkasını ödeme yapacağım. Şimdi sen araya girdiğin zaman bunu sen vermek zorundasın. O zaman araya girmeyeceksin. Böyle meselelerde kartışlaşıyorduk ama Allah razı olsun, hepsi anlayışlı. Belli bir saatten sonra anlayışlı olmak zorunda kalıyorlar. Çünkü orası fikir tepe. Orada anlayış göstermezsen bir gün sen de anlayış görmezsin. Yani öyle olaylar oluyordu. Bu şekilde çözmeye çalışıyorduk. Çok çözdüğümüz mesele oldu ama çok girdiğimiz meselede de sorun çıktı. Bu sorunlar bize çok yansıdı. İnsanlarla kötü olduk. Birbirlerimize artık hasımlık gütmeye kadar geldik. Ateşler edildi arabalarımıza falan böyle. Netice itibariyle orası fikir tepe abi. Arkana döndüğün zaman her şey değişebilir. Peki kavgalarda hiç dayak yediğin oldu mu? Burada anlatmak ister misin? Tabii şimdi çok kavga ettiğimiz için çok da dayak yedik. Belki dövdüğümüzden de fazla dayak yedik. Mahallemizde bir arkadaşımız vardı. Aynı zamanda liseden de arkadaşım. Karşıya Koca Mustafa Paşa anneannesine gitmek istedi. Benimle gelir misin dedi. Beni götürür müsün dedi. O dönemlerde biraz işte insanların hali değişikti. Yani bir kızın birden bir yere gitmesi biraz sıkıntılıydı. İşte Sirkeci Garı'na geldik. Trene binecektik. İki üç tane arkadaş tabii. Ben bir tanesini gördüm. Yani bana bir bakışları vardı çocuğun. Yani kızdan çok bana baktı. Ben anladım onun niyetini tabii. Beni dövecek ya da ben onu döveceğim. O onu bana sinyalini veriyor arkadaş. Sürekli o sinyal halinde yani. Birbirimize sinyal veriyoruz. En son dedim hayırdır ne bakıyorsun falan demeye kalmadı. Yandan bir tane yedim. Ya yandan bir tane yiyince o arkadaş da tabii o yandakinin cesaretiyle bana vurdu. Tabii biz de birkaç tane vurmaya çalıştık ama biz hikaye olduk orada. Tabii bir kişi daha varmış. Bir güzel bir patates ettiler abi. Bildiğim böyle paket yaptılar, ambulansa koydular. Böyle bir mesele yaşadım. Hatta bir gün bir Şahin'im vardı benim. 34 Roş 01 etikettik yani. Artık polisler bizi tanıyordu. Arkadan Osman sağa çek dedim mi, beni gördüler mi Osman sağa çek diyordu. Sağa çekiyorduk böyle. Artık o öyle bir etiket olmuştuk. Bir gün böyle gidiyorum, o Şahin'in bir havası vardır böyle. İçine girdiğin zaman hafif şöyle oturursun. Hani o Teyibe'de Müslüm Baba'yı koyarsın Pioneer 9300'e. O zaman dünyayla bütün bağlantın kesilir. Ya böyle bir, bu senin için en büyük keyiftir yani. Ya işte bizim orada bir hastane var. Tam oranın köşeyi döndüm. Araba gitmiyor. Ya şimdi keyfimi de bozmak istemiyorum. Hani bu uzun zamandır da böyle bir hayal yapmışım kendime. Şimdi öndeki abi gitmeyince dedim ki herhalde gider dedim falan. Ama adam gitmedi. Bildiğin adam dörtlüyü yakmış yani. Şöyle orada bir yere çekme yeri var. Adam da bu tarafa çekmiş. Dörtlüyü yakıyor. Muhtemelen birisini bekliyor. Abi biz de araba gittik. Tabii semtimizin tam böyle sınırı çizgileri ya. Abi dedik sen ne yapıyorsun? Niye gitmiyorsun dedik. Ne diyorsun koçum dedi. Arabadan indi. Başka bir şey hatırlamıyorum abi. Adam boksörmüş abi. Bize bir koydu. Yani bildiğin serildik yani. Öyle bir dayak yemişliğimiz de var. Adam bize ikinciyi vurmadı. Tabii orası bizim semtimiz olduğu için. Orada biz biraz dedik yani burada bizim façayı bozdu falan dedik. Arabayı aldık hemen Göztepe sınırlarına çektik yani. Orası Fikirtepe değil. Göztepe dedik biz bu daya. Fikirtepe'de bizi kimse dövemez. Edasına bulunduk ama neticede Fikirtepe dedik o daya abi. Orada bir paket olduk. Bulunduğun sokağa polis girmeye çekiniyor muydu? Adalet nasıl sağlanıyordu? Bulunduğumuz mahallede, semtte, Türkiye'nin neresinde olursa olsun polisin girmeyeceği yer yoktur. Hani polis oraya giremiyor, buraya giremiyor. Bunlar şehir efsaneleridir. Polis istediği zaman her yere girer. Özellikle bizim mahallemiz biraz milliyetçi olduğu için devletimize kapımız sonuna kadar açıktı. Yani bir kardeşimiz bir sorun yaşadığı zaman polis arkadaşları da tanıdık. Darardı derdi ki yani bunlar böyle bir mesele yaşamış. Ben alırdım gel derdim abi sen. 5 dakikada sen gel. Otururduk kahvede bir çay içerdik. Oğlum nedir mesele? Abi bu. Ya derdik bunun için adam mı götüreceksin abi derdik. Gerçekten de götürürdük.
götürmezdi. Yani anlayış sahibi, izah sahibi polisler götürmezdi. Hani oraya gelen yeni arkadaşlar vardı, polis arkadaşlar. Evet, onlar da zamanla bizi tanımaya başladılar, sağ olsunlar. Güzel bir kardeşliğimiz oldu onlarla. Hala kardeşliği devam ettirdiğimiz, arkadaşlık yaptığımız polis kardeşlerimiz var. Ama öyle polis giremeyecekmiş, yok buraya polis girmezmiş, yok bilmem neymiş. Yani bunlar hikaye abicim. Yani gerçekten de devletimizin giremeyeceği yer yok. Yani Allah'a şükürler olsun ki yok. Ben suçluysam, birini dövdüysem, birini vurduysam, o benden şikayetçiyse polis gelmeden ben gider karakola zaten kendimi teslim ederdim. Çünkü sen gidersen içerideki muamele değişik olur. Ama o gelip alırsa o zaman sıkıntı olur. Polislerle bir maceramız olmadı ama birkaç kere böyle bizi o şahinimiz olduğu zaman bizi Osman sağa çek falan diyorlardı. Biz de yapıştırıp kaçıp gidiyorduk abi. Adrenalin olsun diye değil ama ya bizimle uğraşmasınlar yeter artık diyorduk ya. Böyle mesele oluyordu ama maceramız olmadı. Biz polisimize, devletimize kesinlikle baş kaldıracak asi hareketler, isyankar hareketler yapmadık. Fikirtepe'de kimse devletine karşı gelmez, gelemez, gelene de kimse müsaade etmez, orada da barınamaz abiciğim. Çünkü orası farklı bir yer yani. Suçluysan suçlusun abi, bitti. Hiç ölümden döndüğün bir an oldu mu? Bir keresinde arkadaşlarla beraber işte o Caddebostan sahildeydik, oturuyorduk. O gece de orada bir üniversitenin, özel bir üniversitenin mezuniyet gecesi var. Bala mı diyorlar artık, ona ne diyorlar ben tam bilmiyorum. Arkadaşlarımızla oturuyoruz, işte kızlı erkekli bir grup geldi, iki kız iki erkek. Çocuklar dedi ki, abi dedi, kız arkadaşlarımızı elimizden alıyorlar dedi. Şimdi bizim yanımızda da bir heyecanlı kardeşimiz var, o da çok heyecanlı. Böyle şeylerde de çok kahramandır çünkü sonunu hiç düşünmez. Bu arkadaş zıpladı, kim alıyor falan derken merdivenlerden bir arkadaş indi aşağıya doğru, direkt bana geldi yani. Adam direkt bana geldi, dedi ki sen dedi delikanlı mısın? O öyle söyleyince tabii ben de bunun kafaya bir tane şişeyi patlattım. Bunlar 4-5 kişiydi. Orada biraz tabii arbede yaşadık, bunlar kaçtı gittiler. Neticesinde orada da bir tane arkadaş var, kenarda duruyor. Ben ona diyorum ki sen de gel diyorum, seni onlardan zannedecek, bizden zannedecek, seni de dövecekler, bedavadan dayak yiyeceksin falan diyorum. Bu yanımızdaki kardeşimiz var, o da diyor ki abi diyor, bu diyor onlardan diyor. Diyorum ki oğlum sen çok alkol aldın galiba, bu onlardan değil, bu adam orada dikiliyordu falan demeye kalmadı, bu adam harbiden onlardanmış. Bana şişeyi bir fırlattı abi. O esnada şöyle gözüm bir otoparka kaydı, hani böyle Truva filmini izledin mi abi, böyle geliyorlar ya, attılar mı attılar böyle palalar bıçaklar falan. Oradan böyle bir 20-30 kişilik grup geliyor abi, ama o geliş yani bildiğin tıkı tık tıkı tık seslerle yani. Yanımdaki Behçet hemen fırladı o arkadaşa saldırmak için. Tabi orada da R'ye yapamıyorsun, geriye takamıyorsun vitesi. Bir de pozisyon yok. Behçet oraya zıplayınca bizim Behçet kardeşimizin üstüne 3-4 kişi çullandı. Tabi iki arkadaşımız daha var. Onlar da hani bölgeler değişmeye başladı, bilmiyorum. Hiç meselenin içerisine girdiniz mi? Bir kavga, karambol kavgası olduğu zaman böyle ayrılırsın yani. Hani filmlerde sırt sırta veriyorlar ya. Sırt sırta verme meselesi birbirinden ayrılmama meselesidir aslında. Orada işte biz ayrıldık birbirimizden. İşte o Behçet'i bıçaklamaya başladıklarında ben onları işte çullandım, aldım birkaç kişiye, böyle arabede yaşadım falan aldım. Tabi netice itibariyle biz de Fikirtepe çocuğuz. Üzerimizde de emanet var. Orada da biraz sıkıntı oldu. Farklı yerlerden gelenler de oldu. Bir tane çocuk geçti elim en son böyle. Tam kafayı vuracağım, bizim arkadaşın kardeşi. O da orada barda çalışıyormuş. Lan dedim, senin ne işin var? Abi dedi, mevzu var dediler, geldik falan dedi. Lan dedim, git Allah'ını seversen dedim ya. Bir de seninle mi uğraşalım? O meselenin içerisinde arkadaşlarla işte ani bir şekilde arabaya bindik falan böyle. Mevla'nın da yardımıyla aslında oradan çıktık. Tabii giderken Behçet kardeşimiz yaralı. Ben bunu tabii filmlerde görüyorum. Hani kemeri falan takıyorlar ya böyle. Hani ben de kemeri falan bağlıyorum ama Behçet gerçekten 3-4 yerinden vurulmuş. Kollarından, ayaklarından falan böyle. Ben Behçet iyi olacaksın. O da diyor ki abi beni kurtar, abi beni kurtar falan. Şimdi bir de baktım öndeki arkadaş diyor ki vurmuşlar, seni de vurmuşlar deyince ben yanımdakini yani vurduklarını görmedi zannettim falan. Dedi ki abi sana söylüyorum, seni vurmuşlar. Abi baktım benim beyaz gömleğin yarısı kırmızı, yarısı beyaz. Türkiye gibi olmuşuz abi, kırmızı beyaz. İşte orada benim tansiyonum falan düştü böyle. Hani insan vurulduğunu bir de hissedince, ya mesele kalbin orada olduğu zaman yani gözü bir açtım, hastanedeyim. Baktım doktorun elinde bir iğne var. Bana diyor ki seni diyor vuran diyor çok profesyonelmiş. Ya adam bize vuran adamı övüyor. Demiyor ki Allah seni korumuş kurtarmış demiyor yani. Dedim ki hoca, ya dedim Allah kurtarmış bizi, şükürler olsun dedim ya. Sen dedim vuranı ne yapacaksın? Kurtarana bak dedim. Abi velhasıl orada kendimi Mevla Teala Hazretlerine çok yakın hissettim. O dikişi falan attı arkadaşlarım oradayken. Hemen gittim bir şükür namazı kıldım. Hamdolsun. Ama tabii devam ettiremedik o dönemlerde. Çünkü sen Fikirtepe abi falanlar filanlar yani öyle devam etti. Yaşadığın en ilginç olayı anlatır mısın?
Şimdi gençliğimizin belli bir döneminde de böyle hani makara olsun diye ekstra işlere gidiyoruz. Hani annemiz babamız da bizi bir işte bilsin. Onlara da en azından o işimiz bizim yaygara olur. Sanarlar ki bizi çalışıyorlar. İşte böyle koruma işleri falan çıkıyordu bize. Askerliğimizi de zaten o şekilde yapmıştık. Şirketten bir abi vardı işte, bizi ayarlıyordu böyle işler. Yine bir yarışma çekiliyor. Abi şimdi bu stüdyoda yarışma çekiliyor, canlı yayındayız. 2-3 tane çocuk var abi, sürekli orada arıza yapıyorlar. Böyle 22-23 yaşlarındalar falan. Hareket çekiyorlar falan. Biz bunları uyardık, oğlum yapmayın falan filan diyoruz ama yok. Bunlar illa hani sivrilecekler. Biz de bu mahalledeyiz. Bu mahalle bizim hesabı falan yaptılar. Ben canlı yayın esnasında çıktım. Asker arkadaşım da biraz kibar bir kardeştir. O dedi ki abi yapma falan. Ben gittim 2-3 tane çaktım. Bunlara çıkın lan dedim. İçeri attım bunları dışarı. Sonra bunları geldi abi, 4-5 kişi geldiler. Tabii 4-5 kişi gelince bunlar içeri de girmek istiyorlar. Kapıdaki arkadaş var, farklı bir arkadaş. Dedi ki abi 4-5 kişi geldi, seni soruyorlar dedi. Bu arada bir koridor var. O koridorda biz bunlarla girdik abi birbirimize. İşte onlar 4 kişi, biz 2 kişi falan bayağı bir dövüştük yani. Bunlar zaten gerçi kaçtı, 2 tanesi kaçtı böyle baktı. Bunlar dedi dişli rakip bunlar hesabı. Bunlar yürüdü gitti. O esnada benim gömleğim yırtıldı. Hani gömleğimi yırtmış, çekmiş, yırtmışlar falan böyle. Orada da kostümcü bir abi var, kibar bir abi. Geldi kibar abimiz, dedi ki ya Osman dedi, o nasıl ayol dedi, o nasıl yumruk akmak Osman falan dedi böyle. Ya dedim Metin abi, bu ne davadır? Bir de dedim bize dedim pembe gömlek getirmişsin ya dedim yani. Hani dedim oluyor mu, yakışır mı bize falan dedim. Öyle gitti o, başka bir gömlek getirdiler. Sonra arkadaşlarla biz kavga ettiğimiz çocuklarla arkadaş olduk. Geldiler gittiler, abi dediler sen delikanlı bir abisin. Oturduk kalktık, işte çocuklarla sohbet falan ettik. Sabahkileri geliyorlar, ara sıra gidiyorum oraya, beni arıyorlar. Abi orada mısın, evden çaylar, kekler falan. Öyle bir ilginçlik oldu yani. Orada kavga ettik ama ilginç bir bağlantımız o şekilde olmuştu yani. Benim çok ilgimi çekti yani daha doğrusu. Netice itibariyle yani şimdi bakıyorsun dışarı, ya adamı dövdük abi, adam peşimizi bırakmadı abi. Nasıl oldu ben de anlamadım yani. Ama sağ olsunlar, iyi abi kardeş olduk onlarla, Allah razı olsunlar. Sana vicdan azabı yaşatacak bir şey yaptın mı? Rahmetli bir arkadaşım vardı. Bir yere gittik, orada bir bizim bir abimiz vardı, bir kişi arıyordu böyle, o aradığı kişiyi de bulmuştu. Ben de aşağıda arabada bekliyordum. O dediğimiz abi de orada o adamı tokatlıyor, dövecek, belki de öldürecek. Yani öyle bir mesele vardı. Nasıl olduysa o adam onun elinden kaçtı. Ben de arabadan işte o refleksle indim. Ya adam bana doğru geliyor, yanımdaki rahmetli arkadaşım diyor ki vurma yapma diyor, kaçsın gitsin diyor adam. Ama ben işte o refleksle buna bir tane vurdum, vurunca yere düştü. O yere düşünce de işte o abinin yanındaki çocuklar geldi. Ona yerdeyken çatara patara yaptılar. Öyle o adam orada vuruldu. Sonra hastaneye falan götürdüler böyle. Sonra adamın nasıl olduğunu çok merak ettim. Hastaneye falan uzaktan bakmalar falan. Ama çok şükür adama bir şey olmamıştı. Yani sadece işte o bıçak darbeyle eliyle atlatmıştı. Orada vurduğuma çok pişman olmuştum. O beni bayağı bir rahatsız etmişti. Uyuşturucuya nasıl başladın? Ya işte bu hep arkadaş çevresiyle başlanan bir şey. O zaman 18-19 yaşında falandım. Tabii arkadaş çevremde ne olduğunu bunu daha doğru düzgün bilmiyordu. O zaman esrar maddesi çok yaygındı, bayağı bir yaygındı. Arkadaş çevresiyle başladım. Sonra askere gittim. Geldiğimde herkesin bunu içtiğini gördüm. Hatta bunu satanlar, işte bunun üzerinden nema edilenler gördüm. Ha, Allah'a şükürler olsun ki oyuncağı olmadım ama onun oyuncağı olan çok arkadaşım vardı. Şimdi bu çok büyük bir cahillik. Çünkü maddenin içine girdiğin zaman seni kendi içerisine çekip dünyadaki her şeyin yanlış, senin doğru olduğunu gösteriyor. Bu çok sıkıntılı bir olay aslında. Buradan içen kardeşlerime de sesleniyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bırakırlar. Sonu çok kötüye giden bir yer bu. Bu şekilde başladım. Arkadaş çevresiyle başladım ve bu sonra bayağı bir gitti. İşte bu yakın arkadaşımı kaybettikten sonra da, o rahmetli olduktan sonra da benim kayış iyice atmaya başladı. O kayış atınca da tabii artık farklı düşüncelere girmeye başladım. Hayatımın normalliğini anormalliğine çevirdiğim için bu sefer hani sanki sanıyorsun ki böyle maddeyi içmeden yapamayacaksın. Aslında alakası yok yani. Hiçbir sebebi yok yani. Onun senin içmen için bir sebep yok ama işte seni kandırıyor, seni tavlıyor bu şekilde. Bu en büyük etken arkadaş ortamı. Kesinlikle iyi bir arkadaş, iyi bir dost, arkadaşım dediği, dostum dediği insana hiçbir türlü uyuşturucu uzatmaz. Eğer birisi uzatıyorsa o onun dostu ya da arkadaşı değildir. Uyuşturucu yüzünden ölen arkadaşın oldu mu? Uyuşturucu yüzünden ölen bir arkadaşım olmadı. Bizim dönemimizde öldüren uyuşturucular yoktu. Yani o zaman işte şimdi daha çok değişik çeşit şeyler çıkmış. Sadece bir madde vardı biz biliyorduk, işte esrar maddesi, bunun kubarotu vardı. Tabii kimyasal maddeler vardı ama bizim onlarla bir şeyimiz yoktu. Ama sonradan bir çok değer verdiğimiz bir kardeşimiz var. Yani onun bir kardeşi rahmetli oldu. Bonzai denilen bir maddeyi içmiş. O oldu. Semtimizde birkaç kardeşimiz rahmetli oldu bu maddeden dolayı. Bunlar yakın zamanlarda oldu. Yani 5-6 sene önce oldu. O zaman çok üzülmüştüm bunlara. İnşallah hiçbir kardeşimiz o şekilde gelip de o pozisyona gelip de kendini kaybedip ne ölür, ne bayılır, ne de bağımlısı olur. Hayatının bir dönüm noktası var mı?
Hayatımın dönüm noktası 13 Şubat 2019 gecesi. Bir trafik kazası yaşadım. Şimdi biz zaten oturduğumuz arkadaşlarımıza sohbet ettiğimiz zaman da Mevla Teala Hazretlerini zikredip işte yaptıklarımızın yanlış, aslında onun söylediklerinin doğru olduğunu son dönemlerde, son 5 senemizde söylüyorduk. Yani bunları hep konuşuyorduk ama bir türlü kendimizi ibadete veremiyorduk. Bunun sıkıntısı vardı içerisimizde. Tabii ara sırada da kaçamaklar yapıyorduk. İşte hanım arıyordu, neredesin, işte şuradayım falan. Halbuki yalan yok, alkol içiyorduk orada bir yerde falan böyle. Gene o günlerden bir gündü, hiç unutmuyorum. 13 Şubat 2019 gecesi hanım beni eve çağırdı. Ben gene bir yalan söyledim. Sonra vicdan azabı yaptım, gideyim dedim eve. Alkolün etkisiyle bir minibüste çarpıştım. Yani ikimizin tekeri birbirine vurdu. Bildiğin tekerlerimiz çarpıştı. Bu tekerlerin çarpıştırmasıyla havalandım ben. Yani arabam havaya kalktı. Bildiğin şöyle yerden kesildi, bu şekilde kaldı. Tabi o esnada benim airbag falan patladı böyle. Bayağı bir korku yaşadım. O anda şunu hissettim ya. Dedim ki herhalde ben ölüyorum. Ben ölüyorum dedim yani. Hemen orada bir abla geldi, Allah razı olsun, oğlum dedi, ne oldu falan böyle. Araban dedi sanki havada asılı kaldı dedi senin falan böyle. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Minibüsçü arkadaş geldi, abi bir şeyin var mı falan dedi. Yok dedim, sen iyi misin, ben iyiyim falan filan. Orada aklıma şu geldi, yani ölmekten korkmaktan ziyade öbür tarafa gittiğim zaman Mevla Teala Hazretlerine nasıl bakacağımı, onun düşüncesi içerisine girdim. O beni çok irkitti ve netice itibariyle o gece her şeyi bıraktım. Allah'ın lütfuyla, keremiyle çok dua ettim. Namaza başladım elhamdülillah. Tabii namaza başlayınca hamdolsun mahallemizde, çevremizde, arkadaşlarımızın, dostlarımız sayesinde bugün gittiğimiz bir tekkemiz var, dergahımız var. O günden bugüne oradan hiç ayrılmıyorum ve şunu söylüyorum ben her zaman. Hayatta keyif vardır. Kesinlikle insan hayattan keyif alacak mı? Alacak. Ama bunu haramlardan değil de helallerden almanın yoluna bakacak. İşte imanın keyfi de var. Bunu işte kardeşlerimize çok tavsiye ediyorum. Bu imanın keyfi özellikle namaz kılarken, ibadet ederken, Allah'a anarken aldığı bir keyif vardır. Bunu herkes yaşar. Oruç tutarsın. İftar vakti gelir böyle. O iftar vaktinde iftarını açarsın. O iftarı yaptıktan sonra sana bir mutluluk gelir. Haz gelir. Hani hamdolsun bugün de orucumuzu tuttuk. İşte o haz gelir ya. İşte bu aslında keyif. Bizim yanlışta, haramda aradıklarımızdan daha kat bir keyif var burada. Ama önemli olan insanlara bunu anlatmak değil de kendi yaşantımızla onları etkilemek. Benim kendi görüşüm böyle. İşte üstadımızın da söylediği böyle. İşte aslında önce bir bak bakayım, sen yaşayabiliyor musun? Sende o hal var mı? Ve kendine o hali edindiysen o adam da etkileniyor ister istemez tabii. Bak ya, bu adam nasıl bir adamdı? Hani ne oldu diyor. Ya bu o keyiften geliyor. İnsanlara da bunu anlattığın zaman hamdolsun. Onların da düşünceleri tabii bırakıyor. Çok gittim böyle arkadaşlarımın yanına, anlattım. Sağ olsunlar dinleyen arkadaşlarım, kendini çeviren arkadaşlarım da oldu. Elhamdülillah. Şimdi çoğu eski arkadaşımız yola girdi. Hamdolsun. İnşallah Allah daim eder. İnşallah İslam'a hepimiz hizmet ederiz. Ailenin o dönemdeki tepkisi nasıldı? Şimdi ailemin tabii ki tepkisi farklıydı. Annemden Allah razı olsun. Annem beni gece sabahlara kadar beklerdi, uyumazdı. Eve giderdim gece 4'te 5'te kötü bir vaziyette, zorla bana yemek yedirmeye çalışırdı. Babam da uyumazdı, sinirden beklerdi beni, öyle bana çatmaya çalışırdı. Aslında benim ne iş yaptığımı kolay kolay bilmezlerdi ama ben onlara da çaktırmazdım hep, çünkü işte taksiye çıkıyorum, korumalık yapıyorum falan tarzında. Ama sağ olsunlar beni çok idare ettiler. Annem de babam da, özellikle erkek kardeşim var, biraderim var. O da beni çok idare etti çalışmadığım dönemlerde. Annem çok beklerdi. Babam sürekli bana şunu söylerdi. O yani biz vurdu kırdılı işlerin içerisindeyiz ya, onun da kulağına giderdi. Babam da sonuçta doğuma büyüme Fikirtepe çocuğu, onun da arkadaşları var, kulağına giderdi. Karakollara gelirdi, beni alırdı. Dışarıda bana hiçbir şey söylemezdi ama ben gittiğimiz zaman derdi ki oğlum derdi, büyük delikanlı, evine iki tane helal ekmeği götüren delikanlıdır derdi. Biz bu cümleyi yıllarca dinlemedik ama sonuçta babamızın bunun bize niçin söylediğini İşte evlat sahibi olunca anladık. Allah ondan razı olsun. Tepkileri tabii ki oluyordu. Babamızla çok sıkıntılı dönemler yaşadık. Ama annemiz bizden razıydı. Allah razı olsun. Çok kahrımızı çekti. Ama şunu hiç unutmamak lazım. İnsandan herkes vazgeçiyor. Annesi de vazgeçiyor. Babası da vazgeçiyor. Kardeşi de vazgeçiyor bir yerde. Ama Allah Celle Celaluhu kulundan vazgeçmiyor. İnsanın bunu yakaladığı zaman o bağlılığı yakalarsa ne mutlu o insana. Senin eski hayatını yaşayan kardeşlerimiz şu an bizi izliyor olabilir. Onlara ne söylemek istersin?
Bazen ben de görüyorum işte semte gittiğimiz zaman dergahımız var orada, davet ediyorum onları. Her zaman da şunu söylüyorum, şimdi insanı kurtaracak tek şey ilk başta insan olabilmek. Gerçekten boş bir hayat çünkü ne yaptığın belli değil. Yani affedersin alkol içiyorsun, sızıyorsun, bilmem ne içiyorsun, bayılıyorsun. Yani bu keyif değil artık, bu kendine yaptığı bir zulüm kişinin. Yani şimdi ben onlara her zaman söylüyorum, gerçekten hayattan keyif almak istiyorlarsa Hazreti Kur'an'ı Azimüşşan'ı açsınlar, tefsirlerine bir baksınlar. Biz bu dünyaya niye geldik? Neden geldik? Niçin geldik? Bunu bir önce öğrensinler. Bizim toplumumuzun en büyük sıkıntısı bizim dünyaya neden geldiğimizi bilmiyoruz abi. Şimdi adam orada, abi ben dertliyim, bir sürü derdim var, nasıl geleyim? Adamı çağırıyorum, diyorum ki gel diyorum, hani bu akşam sohbete gel, sohbet edelim, sen de feyizlen falan. Abi diyor gelemem diyor, işte diyor dün diyor içki içtim. Ya diyorum kardeşim sen gelsene, dün içki içsen de gel orada bir sohbet al yani. Yani insan kendine bahane üretiyor. Kesinlikle ben bundan onlara sesleniyorum. Hiçbir şey sizi Allah yolunda götürmeyecek şekilde bahaneniz olmasın. Sadece şu var, biraz azmetmeleri gerekiyor, biraz da sabretmeleri gerekiyor. Kesinlikle çevrelerini değiştirmeleri gerekiyor. Ya birisi birine bir haram bir şey uzatıyorsa, haram bir şey teklif ediyorsa o onun dostu değildir abi. Ondan uzak dur. Özellikle uyuşturucu ve alkol maddelerinden mümkün olduğu kadar kaçınmalarını istiyorum. Çünkü bu maddeler insanın kendisini nereye götürdüğünü bilmiyor abi. Çünkü bunu içip adam katil olabiliyor. Bunu içip cezaevine düşebiliyor. Ve bunu içiyor, cebinde parası kalmıyor para kazanmak için. Onu satıyor, cezaevine giriyor. Ya bu sonuçta hem dünya dünyasını yakıyor, hem ahiretini yakıyor. Ya helal daire kadar güzel bir yer yok abi, gerçekten. Yani Mevla Teala bizi yaratmış, nasıl yaşayacağımızı bildirmiş, biz hala zor alın yapmanın peşine düşmüşüz aslında. Aslında Mevla'nın bizden istedikleri daha kolay. Yani bunları tavsiye ediyorum kendilerine. İnşallah da hani bu videoyu izleyip de doğru olanı, hak yol olanı bulurlar. Ya sadece her şey ufak bir şeye bakar. Ya bir takvim yaprağı okuyup da hacca giden abilerim var benim. Ya çok mutluyum yani. Ufacık bir kitabı okuyup da kitabın bir satırından etkilenip de Mevla ile olan bağlantısını kuvvetlendiren insanlar var. Kardeşlerim inşallah ne anlatmak istediklerimi anlarlar. İnşallah da yaşadıkları zaman beni daha iyi anlayacaklar bu anlatmak istediklerimi. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyorum. Sizden de Allah razı olsun. Allah hizmetlerinin devamını nasip etsin. İnşallah sizin gibi böyle İslam'a hizmet eden kardeşlerimizin sayısı inşallah artar. İnşallah bütün gençler bu kötülüklerden kurtulur, doğru yolu bulurlar. Allah sizlerden razı olsun.